11 Ocak Salı sabahından günaydın diyelim. Yeni bir günle daha karşınızda olmaya başladık. Manşet Artı'yı başlattık. Her hafta Salı olduğu gibi bugün de siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Toker'le beraber oluyoruz. Günaydın herkese de. Nasılsınız diyelim? İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, iyi olmaya çalışıyoruz. Gündemle ilgili değerlendirmelerinizi alacağız ama acı bir vedayı, hepimizin yüreğini yakan, acı bir iz bırakan Birkan Uzun'un dün gözyaşlarıyla toprağa verdik. Bu acı sadece ailesini değil, sevenlerini değil, aslında tüm ülkeyi etkiledi. Buradan başlayalım. Göstermiş olduğu başarıları, imza koyduğu başarıları anmaya devam edeceğiz herhalde. Kalplerimizde sadece bu izi taşıyacak. Evet. Ne söylemek yakında gerekiyor? Yakında bir tanıdığı olarak, tanıyan birisi olarak. Aslında sevgili Birkan ailemizde büyüdü sayılır. Ailecek çok yakın olduğumuz bir aile. Ailesi. Aynı zamanda Güzelyurt kökenliyiz biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim bütün ailemizin, akrabalarımızın, yeni neslin, genç kuşağın da en yakın arkadaş. Yani benim yeğenlerimin de en yakın arkadaşı aynı zamanda. Sevgili Birkan. Talihsiz bir şekilde, zamansız bir şekilde kaybettik. Sportif başarılarının ötesinde aynı zamanda bilim anlamında da evet. Amerika'da çalışmalarını sürdüren genç bir beyindi, genç bir yetenekti. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Herhalde bu hayattaki en büyük acılardan bir tanesidir. Tekrardan rahmet diliyorum. Yaslı ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm Güzelyurt oradaydı, cenazedeydi. Üstelik de çok şiddetli bir yağmur vardı, yağış vardı. Buna rağmen insanlar hiç oralı bile olmadı yani. O yağmurun altında bekleyerek son görevlerini yapmak için ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koydular. Aynı zamanda kaymakamlık önünde çok uzun zamandır görmediğimiz aslında bir uğurlama töreni yapıldı. En azından Güzelyurt özelinde söyleyebilirim. Oradaki katılım da son derece içtendi. Yani insanlar o yağmura, o yağışa rağmen gidip son yolculukta orada olmak istediler. Bu da son derece önemliydi. Genç değerlerimize, gençlerimize, zamansız yitirdiklerimize, kıymet verdiğimiz şeylere sahip çıktığımızı ortaya koyabilmek son derece önemlidir. Birbirimize değer vermek son derece önemlidir ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs'ta, Kıbrıs Adası'nda aslında çok az görülen şeylerdir. Dolayısıyla kötü bir gidiş. Ama diğer taraftan iyi de bir sahip çıkış oldu. O açıdan bakacak olursak bu da bir miktar üzüntüyü hafifletiyor. Ama bu hafifleyecek bir üzüntü de dinecek, değil. Dinecek bir acı değil. Dinecek bir acı değil. Evet. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz. Bütün ailesine. Evet, hepimize. Başsağlığı hepimize. De, ben de katılıyorum. Biz onu zirveye bayrak diken genç olarak ben kendi adıma söylüyorum. Tanıdık ama kısa sürede gördük ki sadece bundan ibaret değilmiş. Küçüklüğünden son gününe kadar gerçekten işte örnek bir insan kelimesini bazen çok kolay kullanıyoruz ama rahmetli Birkan gibi isimlere de haksızlık oluyor. Tam bir örnek bir insan. Kısa ömrüne rağmen yaptıkları aslında ileriki nesillere örnek kalabilecek şeylerdir. Kendisine bir kez daha rahmet dileyelim. İyi bir inanç örneğidir aslında. Evet. Kıbrıs Türk gençliğini ortaya herhangi bir hedef koyduğu zaman ve bunun için gerçekten mücadele ettiği zaman, gerçekten bununla alakalı çalışmalar yürüttüğünüz zaman aslında dünyada bir birey olmayı, bir Kıbrıslı Türk olarak dünyada da var olmayı, dünyada da ortaya çıkan başarılarda pay sahibi olmayı, başarabildiğimizi göstermesi açısından da son derece önemlidir. Kesin. İyi bir örnektir. Bu bağlamda da gelecek nesillere de iyi bir örnek olacaktır. Buna benzer ilham verici insanlara ihtiyacı var toplumun. Uzun zamandır yoktur. İlham alacağımız başarılardan uzak kalıyoruz. İlham veren başarılar yeni başarıları da tetikliyor. Buradan yola çıkıyorsunuz ve buradan aldığınız ilhamla, buradan aldığınız güçle ve o yaptı ben de yapabilirim noktasındaki bu azimle bir şekilde yeni yeni başarıların da ortaya çıkmasına vesile teşkil ediyor.
buna benzer örnek başarılar. Bunların artmasını diliyoruz. Tabii ki bu başarıların ardından da böyle sağcıların yaşanmaması. Aslında babası çok acıyı yaşayan ve son yolculuğunda kullandığı cümlelerle de ışık olan yaptıklarına ve aslında yapılması gerekenlere hepimize örnek olması gerektiği açısından da ışık oldun sözleri. Bir yanda hem sizin söylediğiniz gibi hem yüreklerimizi dağladı hem de başarılarımıza başarı katmak için de izlenmesi gereken yola da işaret ettim. Peki. Evet, son bir söz ben müsaadenizle söyleyeyim. Yani sadece bayrak dikme değil olay. Önümüze koyduğumuz hedefi başarabileceğimizin bize çok güzel bir ispatıdır sevgili Birkan. Yani işte bayrak da dikebilirdi. Oraya gidip işte zirvede çay da içebilir. Her şey olabilirdi. Ama önüne koymuş olduğu hedef... Bayrak dikilir yani. Tabii ki. Bütün dünya ülkeleri oraya gittiğinde. Yani ama bu yani bir siyasi, bunu birine söylesek herhalde şey bir hamaset üzerinden hayır, doğmuş değil. Yani Amerika'da da gittiği zaman bayrak dikiyor. Fransız'da tabii ki gittiği zaten zaman o yüzden tüm toplum, tüm kesimler sahiplendi ve üzüldü. Ama işte sen de söyledin, bir başarı hikayesi, başarı öyküsüdür. İstedikten sonra bulabileceğimizi, başarı yolunu bulabileceğimizin bir ispatıdır bizlere. Bunu da herhalde bizler ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız, hatırlayacağız. Evet. Dönelim diğer gündem başlıklarımıza o zaman. Başbakan Ankara'ya gidiyor bugün. Ana gündemini ekonomi oluşturuyor diyebiliyoruz. Çeşitli temaslar yapacak. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'la görüşecek. Onun dışında başka gündem ve görüşmeleri de olacak. Ama ağırlıklı olarak ana hedefinde görüşmelerinin ekonomi olacağını biliyoruz. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor Başbakan Ankara ziyaretiyle ilgili? İki açıdan değerlendirmekte fayda var konuyu. Salt ekonomik değil tabii ki konu. Aynı zamanda İki ülke arasındaki siyasiler arası ilişkilerin doğru bir zeminde, düzgün bir şekilde devamının sağlanması ve bu ilişkilerin temel zeminde sağlam bir zemine oturtulması noktasında da ülkemiz adına iyi bir şeydir. Ülkeyi yöneten insanlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten insanların sürekli bir şekilde diyalog içerisinde olması hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem Türkiye-KKTC ilişkilerine her zaman güç katmaktadır. Elbette bunun bir siyasi bacağı vardır. Zira seçildikten sonra ve başbakan olduktan sonra bu ilk Türkiye ziyaretidir. Bunu son derece önemli buluyorum açıkçası. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlamında. Ve KKTC'yi yöneten insanların Türkiye ilişkileri bağlamında. Gerek siyasi, gerek sosyal, gerek ekonomik. Bütün konuları kapsayacak iletişim ağının kurulması son derece önemlidir. Bir diğer önemli bacağı vardır. Haliyle siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki ve yaşıyoruz. Ülkemiz son derece önemli bir ekonomik krizin içerisinde geçiyor. Bu ekonomik krizle mücadele noktasında bizim enstrümanlarımızın aslında çok yoğun olmadığını sürekli bir şekilde biz anlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinde bunları terse çevirecek, bunların yerine bir şeyleri ikame ettirecek veya bunlara para basacak, farklı merkezlerden kredi bulacak şeyi yok. Enstrümanlarımız yok. Dolayısıyla Türkiye-KKTC ilişkileri bu bağlamda ekonomik açıdan da son derece önemlidir. Bu kaynağın bulunması, bu kaynağın ülke insanına getirilmesi ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerek sanayinin ayakta durması, gerek esnafın ayakta kalabilmesi, gerek tarımcının, çiftçinin, işçinin bunların ihtiyaç duyduğu yardımların yapılabilmesi. Özel sektörün ayakta tutulabilmesi için sağlanacak olan krediler, hibeler, destekler gibi unsurların devreye sokulabilmesi. Diğer taraftan kamunun ihtiyaç duymuş olduğu bu refah seviyesinin düşmesinden, alım gücünün azalmasından kaynaklı ihtiyaç duyduğu yeni kaynakların ivedilikle ortaya konması noktasında son derece önemli gelişmelerdir bunlar. Yanlış bilmiyorsam Sayın Başbakan da zaten maliye bürokratlarıyla birlikte, ekonomi bürokratlarıyla birlikte aslında bir yapacak ekonomik çıkarma yapıyor. Siyasi bir çıkarma yok. Yanılmıyorsam yanında bakan milletvekili siyasi unsurlar yok. Ama çok ciddi bir bürokrat kadrosuyla gidiyor. Demek ki orada görüşülecek olan şeyler de var. Talep edilecek şeyler de var. Bütün bunları değerlendirmelerini yarın ve o bir gün adaya döndükten sonra başbakan bir şekilde öğrenmiş olacağız bu detayları. Şimdilik burada bırakalım. Yani işin bir siyasi boyutu var, işin bir ekonomik boyutu var.
Her ikisiyle ilgili yaşanacak olan gelişmeleri de hep birlikte göreceğiz. Bugün asgari ücret tespit komisyonu yeniden toplanacak. Evet. Tartışmalar bitmedi bu konuyla ilgili. Keza bir yanda işveren tarafının son günlerde yansıyan açıklamaları asgari ücretteki olası artışla ne yaşanabileceğini, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimizi, bir yandan da işçilerin beklentisi olarak ve özellikle de yaşanan ekonomik dalgalanmanın, ekonomik sorunların üstesinden gelebilme noktasında artışın beklentisi var. Bugün yeniden toplanacak komisyon. Nasıl bir kararın çıkacağı ya da bir uzlaşının çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor buna? Son derece özel bir konudur asgari ücret konusu. Şöyle açalım. Devletin bir kamu çalışanları grubu var. Ve devletin bir de kamu maliyesi var. Bunları finanse ettiği. Özel sektörün de asgari ücret bacağı var. Yani özel sektör çalışanlarının minimal düzeyde alacakları ücreti belirleyen bir asgari ücret bacağı var. Bir de bunun mükellefiyetini yerine getirecek olan özel sektör var. Şimdi ikisi arasında dağlar kadar fark var. Devlet birincisini belirlediği zaman onun kaynağını, onun içeriğini yaptığı protokollerle, kamu maliyesine almış olduğu yardımla, artırdığı vergilerle, ortaya koymuş olduğu yeni yatırımlarla devletin gelirlerini artırarak bir şekilde kapatıyor. Şimdi bunu yapabiliyor veya %80'ini, %90'ını yapabiliyor. Geriye kalanını ekstra bazı destek alarak gerçekleştiriyor. Şimdi bu işin kamu bacağı. Özel bacağında durum öyle değil. Siz bir karar üretiyorsunuz. Ama bunun sorumluluğunu özel sektöre yüklüyorsunuz. Yani siz bir karar ortaya koyuyorsunuz insanlarımız için. Ama diğer taraftan da bunun gerçekleştirilecek olan bir özel sektör var. O ödemeyi yapmak zorunda olan bir özel sektör var. Şimdi devlet, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Kamudakilerin de devletidir. Özel sektörlerin de devletidir. Özel sektör çalışanlarının da devletidir. Kamu çalışanlarının da devletidir. Dolayısıyla atmış olduğunuz her adımı bir şekilde dengeli götürmek zorundasınız. Özel sektöre bir yük bindireceksiniz. Diğer taraftan artık açlık sınırına dayanmış asgari ücreti de yükselteceksiniz. Şimdi asgari ücretin belli bir seviyeden belli bir seviyeye gelmesine hiç kimsenin itirazı yok. Ama bu ekonomik koşullarda bir dayatmayla bunu özel sektöre, ben sana hiçbir destek sağlamıyorum, bunu sen ödeyeceksin deme kısmında ciddi bir sıkıntı var. Bu üç temel sıkıntı yaratır. Bir, çalışanı kolay yetişmiyor çalışanlar çünkü. Çalışanı korumak için. Özel sektör buna bazen katlanır ama ekonomik koşullar o kadar bir zorlu ve iş oranı o kadar bir düştü ki bu onu batışa kadar sürükleyebilir. İki, kötü olanı seçer, işçi çıkartır. Çünkü ödeyebileceği yükün üzerinde bir işçisi vardır artık. Üçüncü seçenek, asgari ücrete uyum sağlamaz. Asgari ücreti ödememeye devam eder. Çünkü ödeyecek gücü yoktur. O zaman da personel mutsuz olur, personel işten ayrılır. O şirket yine sıkıntıya girer açıkçası. Şimdi üç tane komplikasyon var. Devlet burada elini iki tarafa da uzatmak zorunda. Devlet hem özel sektör çalışanlarının alım gücünü yükseltici bir adım atmak zorunda. Diğer taraftan bunu ödeme zorluğu çekebilecek özel sektöre özel destekler vermek zorunda. Yani tıpkı kamuda, kamu çalışanlarına vermiş olduğu hayat pahalılığı gibi. Buradaki tek desteğin prim desteği olduğunu görüyoruz. Bunun yeterli olmadığını sanıyor farklı çoğu işveren. Farklı destekler kesin sağlanabilir. Belli oranda, asgari ücretin belli oranda mali kaynaklardan bulunarak direkt olarak çalışanlara ödenmesi sağlanabilir. Yani işverenin eline bırakılmaz bu tercih. Örnek veriyorum sadece. 6.090 lira oldu. Bu 6.090 liranın işte biz bunu pandemi döneminde yaşadık. 6.090 liranın 1.000 liralık yükünü işte kendi banka hesaplarına yatırabilir devlet. O kaynağı bulursa. Ne kadardır onun maliyeye yükü? İşte bu görüşmeler o yüzden vardır. Maliyeye kamu maaşlarının yaratacağı yükün yanında maliyeye özel sektöre yapacağımız desteğin yaratacağı yük
de o protokollerin içerisine girdiğinde Türkiye ile yapacağımız protokol. Tabii. Sadece Türkiye ile ilgili değil. Herhangi bir protokol imzalıyorsanız. Sadece kamu maliyesiyle ilgili cari harcamalarınızla alakalı gidip bir şeyleri konuşmaktan öteye geçersiniz. Özel sektörün de sorunlarını, özel sektörün de ihtiyaç duyduğu desteği ve finansman desteğini de onun bir parçasıymış gibi sürekli bir şekilde savunarak oradan almaya çalışıyorsanız ve maliyenin tek gaylesi kamu maaşlarının ödenmesi noktasındaki gaylı olmaktan çıkarsa, özel sektöründe maaşları varmış, onlara da devlet olarak ben bir miktarına katkı yapmak zorundayım. Sorumluluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesi hissetmeye başladığı gün, işte o zaman rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, bu ülkede yaşayan herkesin devleti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maliyesi, bu ülkede yaşayan bütün insanlara eşit muamele gösteren bir maliye diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da ortaya koymak lazım. Prim desteği devam etmek zorunda. Prim desteği önemlidir. Hem o çift taraflı kazancı vardır şeyin. Mali sıkıntı çektiği zaman şirketler önce buna benzer devleti olan mükellefiyetlerinden imtina ederler. Bu ortada iki sıkıntı yaratır. Bir, özel sektörde bulunan bir şirketin faizleriyle birlikte artan devlete karşı mükellefiyetleri artar. Diğer taraftan da sosyal güvencesiz kalır çalışan. Prim desteği çift taraflı çalışan iki farklı temelde avantaj yaratan aslında bir uygulamadır. Ama prim desteğiyle yetinilmemeli bence. Bir miktarda maaş desteği konusu gündeme getirilmeli. Bununla ilgili kaynak arayışında bulunulmalı ve zaten artan işsizlik oranını geriye çekmek için tam ters daha da güçlü teşviklerin ortaya konarak KKTC vatandaşı istihdamının bir şekilde artmasına şans vermek lazım. Bunu zorlamak lazım. Bunu her türlü enstrümanla denemek lazım. Bu para basmaya benzemez. Evet, para basma enstrümanımız yok. Evet, döviz basma, dövizi kontrol altına alma veya Merkez Bankası'nda bulundurmuş olduğumuz milyarlarca dolarlık dövizi piyasaya sürerek bir şekilde bunu piyasayı dengeleme şansımız olmayabilir. Ama buna benzer enstrümanlar var. Buna benzer enstrümanları hayata geçirebiliriz devlet olarak. Burada yapılması gereken şey ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesinin gelirlerini gerek imzalanan protokollerle kredileri uzatarak, kredileri büyüterek buna benzer dönemlerde, kötü dönemlerde yatırımların önünü açarak ülkeye giren yatırımlardan kaynaklı gelirleri artırmak, kamu maliyesini güçlendirmek ve güçlü bir kamu maliyesiyle ülkenin toplumun bütün kesimlerine böylesi özel dönemlerde sahip çıkmak lazım. İnsan devletine en çok kötü günde ihtiyaç duyar. Kötü günde vatandaşının yanında bulunamayacak. Kötü günde vatandaşına destek sağlayamayacak devlet. Hak ettiği saygıyı görmez vatandaşından. Bu ülkede devlete duyulan saygıda zafiyet varsa bunun en temel nedenlerinden bir tanesi de budur. Sel baskını olursa devletin gücünü ve elini o sel baskınlarında vatandaş hissedemiyorsa, deprem oldu bu arada, galiba bu depremi tek hissetmeyen benim adada. Yok, ben de hissetmedim. Yani, ben hissedenim. Depremi hissetmedim yani, ben çok hissettim. Enteresan. Çok derin bir sarsıntı. Aynen. Evet. Deprem olursa, bunun karşılığında bir şeyler olursa, farklı farklı afetler olursa, siz devlet olarak elinizi uzatamıyorsanız, siz sıkıntıya giren buna benzer ekonomik krizlerde, buna benzer pandemi dönemlerinde doğan sıkıntıları noktasında vatandaşınıza elinizi uzatamazsanız, vatandaş o zaman devleti sorgulamaya başlar. Mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Tabii canım. Sahip çıkma dediğimiz şey bu işte. Şimdi bütün bu söylediklerinizi tartışıyoruz ve tartıştığımız bu süreçle birlikte de 23 Ocak'ta bir seçime gidiyoruz. Siyasi partilerin bu saydıklarınız noktasında çözüm üretebilme becerisine ya da yol haritasına, ortaya koydukları planlara ve programlara baktığımızda umut vaat edebilecek nitelikte açılımlar ya da kararlılık görebiliyor musunuz? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Beni affedin ama bu az önce söylediklerine ilişkin şöyle bir düşünce var bende, paylaşmak istedim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün.
Evet doğrudur. Devlet devletliğini gösterme noktasındadır. Kamu çalışanı, özel çalışanı ayırmadan, ama doğrudan çalışana mı destek daha ekonomik bir akıl olur? Yoksa işletmeye işte iş gücü maliyetini ucuzlatalım, nasıl ucuzlatalım? Olmuyorsa başka maliyetleri mi ucuzlatalım? Yani maaş katkısı kanımca çok sürdürülebilir ekonomik bir yöntem olmayabilir. Yani işletmeyi güçlendirsek daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Bir de yine müsaade çemberini biraz daha açıp şunu söylemek istiyorum. Masada ne olacak? Şimdi dün Sayın Fikri Ataoğlu'nun açıklaması var. 6090'da yani 7000'de ısrarcıyız dedi. Geri adım atmayacağız dedi. Tamam, yine masa aynı şekilde kilitlendi gibi. Yani o rakamdan esneme olmayacak gibi. Birinci söylediğine önce tamam. Cevap vereyim. Evet, sürdürülebilir bir şey değildir maaş desteği sürekli. Çünkü mağdur işletme sahibi. Evet, ama böylesi özel süreçlerde sizinle ortaya koyabileceğiniz destek enstrümanlarından bir tanesi de budur. Teşvik konusunda da ortaya koyabileceğiniz enstrümanlardan bir tanesi budur. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı genç işsizlerin bir şekilde istihdam edilebilmesi noktasında, eğer ekonomi kötü durumdaysa, özel sektör yeni istihdam olanaklarını zorlayamıyorsa, yeni yatırım yapamıyorsa, elbette özel sektöre bir miktar yatırım desteği tanırsınız. Varsa borçları, onları yapılandırırsınız, ötelersiniz. Varsa faiz birikimleri, o faiz birikimlerini ortadan kaldırırsınız, devlet olarak faizlerini ödemeye yardımcı olursunuz. Yatırımın önünü açarsınız. Ona istihdam olanaklarını artırabilmek için ne dersiniz? Her yapacağınız 3 tane istihdamda şu kadar size katkı sağlayacağız. 3 tane Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı genci, şu yaşla şu yaş arasındaki genci istihdam edeceksiniz. Bu istihdamı başarırsanız şöyle bir prim desteği alırsınız. Ki var bu. 5 yaparsanız şunu yaparsınız. 10 çalışanınız varsa 10 kişiye yeni istihdam sağlarsanız şu desteği alırsınız. Şu vergi indirimini alırsınız. Şu özel krediden faydalanma şansınız olur. Buna benzer pek çok şey üretilebilir. Elbette bunu üretecek olan aslında maliyedir. Ekonomi Bakanlığı'dır, Çalışma Bakanlığı'dır. Bu 3 tane bakanlığın kendi finansman kaynaklarını bir şekilde değerlendirerek, Ekonomi Bakanlığı teşvik sistemini ayarlayarak, Çalışma Bakanlığı işte buna benzer prim sistemini, sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı desteklerini devam edecek. Üçlü bir koordinasyonlu, 3 bakanlığın koordinasyonunda devam edecek bir istihdam seferberliğinin başlatılması lazım. Yollarda, sokaklarda, evlerde oturan bir yığın genç işsiz var. Evet. Ve bu insanların ekonomiye dönmeleri lazım. Bu insanlar ekonomiye dönmezlerse bunun komplikasyonları büyük olur. Komplikasyon şu. Şimdi, bu genç işsizlerin genelde aileleri kamudan geliyor. Çünkü hala daha kamunun maaşı bir miktar, bir nebze de olsa yüksek olduğu için bir miktar o iki kişinin kamu maaşıyla aktarılan belli bir miktar parayla evlatlarını insanlar bir miktar katkıyla geçindirebiliyorlar. Tamam mı? Yükünü çekebiliyor. Yükünü çekebiliyorlar. Ama unutmayın, onlar zora giriyor. Kamu çalışanları almış oldukları maaşlar kendilerine yetersiz hale gelince bu çalışmayan aile fertleri yüzünden devlete yükleniyorlar. Ne diyorlar? Kamu maaşlarına artış istiyorlar. Hadi bize zam istiyorlar. Dolayısıyla yeni zamları talep ediyorlar. O yeni zam kamu maliyesi üzerinde aslında yeni yük demek. Yani devlet o işsiz gencin aslında bir şekilde şeyini karşılamak zorundadır. O işsiz genci, evet. Siz o ailenin aslında içerisinden maliyeti sırtından karşılamak zorunda, bir miktar evet. Ekonomik hayır, manada tamam. Yarattığı yükten korursanız diğer insanlara da almış olduğu maaşlar yeteceğinden daha dengeli, daha balans. Çok doğru. Yani bunun için istihdam yaratmak daha akıllı bir şey. Tabii. Üstelik çalışan insan, üreten insan daha mutludur. Ailesini geçindiren insan daha mutludur. Eve gittiği zaman daha huzurludur. Siz çalışmıyorsanız, eve ekmek götüremiyorsanız, eve para götüremiyorsanız, taksitlerinizi ödeyemez noktaya geldiyseniz, borç ve harç içerisinde yüzüyorsanız, eve gittiğiniz zaman da evde de huzur yok. Kesinlikle. Bu kez ne oluyor? Aile içi şiddet başlıyor. Çocukların mutsuzluğu başlıyor. Ailenin mutsuzluğu başlıyor. Bir yıl toplumsal da sorunla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. İşsizlik son derece önemli. O yüzden dünyanın her yerinde işsizlik oranları açıklanır. Neden? O orana bakın. O oranın belli bir seviyenin altında olması lazım. Bu sorunu çözün.
dür mantık. Yeni dönemde bir istihdam seferberliği başlatmalı bütün partiler, kim gelirse gelsin. Ama kamuya yönelik değil herhalde. Gelelim Baykan evet. Hanım'ın, Aziz Bey'in ikinci sorusuna. İki taraf da diretecek, ara noktada bir yerde buluşacaklar diye düşünüyorum. İki taraf, yani bunun işçi ve işveren. İşçi ve işveren uzlaşmak zorundalar. Açıkça tarafını belli etti mi? Açıkça tarafını belli etti. Diğer yandan itirazı olan da herhangi bir siyasi başka bir parti yok ki. Asgari ücretin yükseltilmesine, o noktaya çıkarılmasına itiraz eden herhangi bir parti yok ki. Yani belli bir parti var, itiraz ediyor. İşte başka bir parti var, savunuyor diye bir durum yok. Ama karşı tarafta ne dedik az önce? Bunun bedelini biz burada ısrar ediyoruz diyenler ödeyecekse orada ısrar etmeye devam edebilirler. Sorun bu. Israr ettiğiniz noktada özel sektöre de bir miktar açılım getirirseniz özel sektör neden buna yok desin ki? Bence demeyecekti. Ama yapmanız gereken bir şey var. Diyeceksiniz ki prim desteğinizi 2 yıl daha sürdüreceğiz. Evet. Ortaya çıkan bu maaş farkından X bir miktarı neyse, kamu maliyesi neye izin veriyorsa şu kadarlık bölümünü devlet olarak biz sağlayacağız. Şu mükellefiyetlerinizden de sizi kurtaracağız. Dolayısıyla aradaki maliyet farkı oradan çıkacak. Bu bir çözüm. Diyalog dediğimiz şey böyle değil mi? Müzakere boşuna mı yapılır? Müzakere iki taraftan bir tanesinin ben böyle uygun gördüm, böyle yapıyorum demesiyle olmaz. Niye 50 yıldır Kıbrıs müzakereleri var? Böyle gidiyor. O yüzden olmuyor. Bir taraf ben böyle uygun gördüm, ben böyle uygun gördüm, böyle yapacağım dediği zaman olmuyor. Evet. Güney doğru, Kıbrıs öyle diyor mesela, ben böyle uygun gördüm. Diyor. Girmeyelim, oraya çıkamayız. Çıkamayız oradan. Evet, ve umut var mı? Demişti sevgili Baykan. Umut var. Aldık. Umut her zaman olmalı. Umutsuz bir ülke, bir toplum ayakta kalamaz. Umut her zaman olmalı. Siyasi partilerin bildirgelerinde bu konuştuğumuz konulara yönelik pek çok ifade var mı? Var. Var. Yani konuştuğumuz şeyler aslında bir kalıp gibi aslında. Bütün partilerin bildirgelerinde var. Ve siyasal partilerin bildirgeleri birbirlerine aslında çok yakın. Çok yakın oldu. Çünkü toplumun ihtiyaçları da çok aynılaştı. Ülkenin sorunları konuları. Ülkenin sorunları da aynılaştı. Ülkedeki ne dedik? Enstrüman sayısı da az. Enstrümanlar da belli. Zaten her parti aynı enstrümanı çekiyor. Kendi üslubuyla çok değerlendirecek. Uçan partiler yok mu? Var. Ama uçan partilerin iktidara gelme olasılığı yok. Şimdi düşünün. Nasıl bir güçtür bu? Bir seçime giriyorsunuz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Neden? Ömrü billah iktidara gelemeyeceksiniz. Şimdi bu siyasal parti kampanyaları için en büyük rahatlıktır. Dilediğinizi ortaya koyabilirsiniz. Ben geldiğimde 3 ha evet atasözümüz var. Bekarlıkla ilgili. Evet. Ben geldiğimde 3 tane maaş ödeyeceğim memura. Diyebilirim yani eğer iktidara gelmeyeceksem. Ya adam bize 3 maaş öneriyor. Ben geldiğim zaman maaşlara %500 zam yapacağım. Yapabilirsiniz yani bunu. Söyleyebilirsiniz iktidara gelmeyecekseniz. Ama iktidara gelme sorumluluğu taşıyan partiler ağızlarından çıkan her şeyi iktidara geldikleri zaman gerçekleştirmek zorunda olacaklarından daha sorumlu bir kampanya yürütme noktasındalar. Sorumsuzca kampanya yürüten partiler var mı? Var. Ama bu da onun rahatlığıdır. İktidara gelemeyecek oluşlarını diyorsunuz. Yani şimdi iktidara gelemediğin zaman veya gelmeyeceğin zaman o zaman rahatsın, ne istersen söyle. Ama vatandaş aklı selimdir yani. Vatandaş neyin uygulanabilir, neyin uygulanamayacak olduğunu çok iyi sezer. Vatandaş bu konularda böyle muazzam bir algıya sahiptir. Hangi önergelerin ayaklarının yere bastığını, hangilerinin hayal ürünü olduğunu, hangilerinin tutarlı olduğunu, hangilerinin tutarsız olduğunu vatandaş yokluyor. Vatandaş bunları gözlemleyebiliyor. Peki. Evet. Geçelim diğer başlığımıza geçelim. Pandemi rakamlar. Nasıl oy kullanacağız konusunu söylemiştik tabii ya. Tabii onu da konuşalım. Ona çalıştık değil mi dersimize? Bilmiyorum. Sevgili Erkan bize bir videomuz var. Bir videoyu atarsa
O video şey, üzerine... Dünyanın herhangi bir yerinde aslında nasıl oy kullanacağız diye bir şeyi anlatmak zorunda kalmaz insanlar. Dünyadaki bütün seçim sistemlerinde oy kullanma sistemi oturmuştur. O ülkedeki en az eğitimlinin dahi yapabileceği, anlayabileceği bir şekilde bir sistematikle çalışır. Temel felsefe budur. Evet. Geniş yelpazede herkes oy kullanabilsin. Şimdi biz burada evet tabii bunu sesli mi almak burada lazım? Burada durursak bir daha aç burada duralım. Bu arada ben şimdi şunu söyleyeyim, bilgi vereyim izleyicilerimize. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlamış olduğu bir videodur. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlamış olduğu kamu spotundan yürüyerek gidiyoruz. Yani evet, resmi bir kamu spotu. Evet. Şey, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda 23 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 3 farklı türde oy kullanabileceğimizi söylüyor YSK. Bunlardan bir tanesi mühür vurmak. Ne demektir? Açalım bunları. Ne demektir mühür vurmak? Alıyoruz elimize mühürü. İstediğimiz bir tane partiye mühürümüzü vuruyoruz ve istersek tercih de yapmıyoruz. Hiçbir işaretleme de yapmıyoruz. Ama sadece mühür vurup sandığa atıyorsunuz. Geçerli mi? Geçerlidir. Geçerli. Bir de işin mühür artı tercih kısmı var. Böyle bir hak veriyor bize yıllardır. 1975'ten beridir. Böyle bir hakkımız var. Başka ülkelerde bu hak yoktur. Mühür vurduğumuz partilerde aynı zamanda tercih yaparak partinin sıralamasından öte farklı bir sıralamayı da oluşturabilme hakkını tanıyor bize. Mühür artı tercih ama mühür vurduğunuz parti içinde bir tercihi mühür zorunlu kılıyor. Aynen. Mühür vurduğumuz partinin altında 50 tane isim oluyor. Bunların işte 16 tanesi Lefkoşa adayı, 13 tanesi Mausa adayı, 11 tanesi Girne adayı, 5 tanesi İskele adayı, 3 tanesi Güzeyurt adayı, 2 tanesi Lefke adayı. Şimdi bunlar biz mühür vurduğumuz partinin altındaki listede Lefkoşa'da 8, en az 8, en çok 8 demiyorum. Lefkoşa'da 8 kişi. Evet. Evet, şu anda bu kalsın, bu kalsın zaten arkadaşlar. Lefkoşa'da 8 kişiye, Mausa'da 6 kişiye, Girne'de 5 kişiye, Güzeyurt'ta 1 kişiye, İskele'de 2 kişiye, Lefke'de 1 kişiye tik koyarak tercihte bulunabiliyoruz. Mühürü bastıktan sonra bu tercihleri aynı partinin, mühür vurduğumuz partinin listesine yapıyoruz. Şimdi burada işte Lefkoşa'da 9 yapayım da Mausa'da 5'e düşeyim. Yok öyle yok, bir şey. Ha. Geçerse sayılacak. Bu çok ince bir detaydır. Burada Lefkoşa'da 7 verdiniz. Evet. Arkadaşlar kalsın. Lefkoşa bu ilçesi, Lefkoşa ilçesi, Lefkoşa ilçesi yanar. Yani Lefkoşa'da 9 yani, verdiniz, Lefkoşa ilçesi yanar ama. Şu da yoktur. Ben mührü vurdum, sadece Lefkoşa'da tercih yapacağım. 8'i bıraktım orada. Mausa'da, Girne'de, Güzelyurt'ta, İskele'de, Lefke'de yapmadım. Var öyle bir hak. O var mı? Tabii. Çünkü mesela örneğin yani 7, beni diğer ilçeler ilgilendirmez. Kendi ilçemde tercih yapacağım. Olabilir. Ama ilçemde bana söylenirse Girne'deysem 5'i yapmak zorundayım. 5. Evet. 4 oldu yanar. Evet. 6 da yanar. Yanar. Fazlası da. Evet. Yani burada sihirli rakamları, bu sihirli rakamları eğer mühür artı tercih yapacaksak iyi bilmemiz, ezberlememiz evet lazım. Tabii sıkıntı şurada. Elimiz daldı. Evet. Güzelyurt'ta 2 tane işaretledik. Evet. Güzelyurt yanar. Geriye kalan ilçeleri tamamdır. Orada da, evet, öyle bir yolu var. Evet. Yani ilçesel bazda bir değerlendirme yapacağını aslında anlatıyor bu kamu spotları. Mühür artı tercihte durum budur. X partiye, A partiye veriyorsunuz mühürü. Ondan sonra ilçelere şu listeyle gidiyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. 13 vekilli Mausa var örneğin. 5 vekilli İskele var. 11. 3'lü de Güzeyurt var. Bunlar tek rakam. 11'de Girne var. Bunlar tek rakam olduğu için şöyle bir durum oluştu. Yarısına normalde Lefkoşa'da 16 vekil adayı var değil mi? Tam yarısı 8. Şimdi Mausa'da 13 var. Tam yarısı 6,5. Şimdi 6,5 kişiye oy veremeyeceğimize göre YSK burada veya devletimiz burada neden daha azını
tercih ediyor. O bir tartışma konusu. Yani 6.5'u neden 7 yapmıyoruz? Daha 6 yaptık. Aşağıya. Daha 6 yapıyoruz. Evet. Neden bu komplikasyonu Güzelyurt'ta oluşturuyoruz? Örneğin bir kişiye oy vermeye de mahkum ediyoruz. Oradaki sosyolojik dengeleri de bozuyoruz. Bir tane insanı seçmek zorundasınız diyerek bütün siyasi partilerin adaylarını birbirine neden sokuyoruz? Bu ekstra tartışma konusu. Onu öyle belirlemişler. Öyle yorumlamışlar. Yani Mausa'da rahatlıkla 7 deseniz ne olacak ki? Yani neden daha azına mahkum ediliyoruz ki? Ya da Girne'de 11 oldu ya. Neden 6 vermiyoruz ki? Neden 5 veriyoruz? Yani kayıpların hepsini vatandaşın tercihinden kestik. Vatandaşın tercih şansından kesmedik. Dolayısıyla bu rakamlar o yüzden öyle. Lefkoşa 16 vekil sayısı var. 8 tercih hakkı var. Mausa 13 var. 6 tercih hakkı var. Girne'de 11 aday var. 5 tercih var. Güzeyurt'ta 3 aday var. 1 tercih var. İskele'de 5 aday var. 2 tercih var. Lefke'de 2 aday var. Evet. Bir tercih. Lefke altta kaldı, görünmüyor ekranda ama Elçoğan evet, geldi evet. ekrana. Evet. Ama bu aynı mühür altında. Aynı mühür altında. Mühür vuruldu partinin. Evet. Onu vurgulayalım. A partisine mühür vurduktan sonra şu tercihleri yapıyorsunuz. Herhangi bir ilçede herhangi bir sıkıntı çıkarsa en azından benim okuyunca anladığım o. Sadece o ilçe yanıyor. O ilçenin oyu yanıyor. Zorluk derecesi biraz daha az olan yöntemdi. Zorluk derecesi en yüksek olan. Evet. Esas yönümü de karma. Karma. Sadece karma. Şimdi karma var mı? Vardır. Vardır. Gelelim oraya da. Ve sadece karma yapacaksak nasıl olacak? Evet. Şimdi burada bir Erkan istersen bir duralım. Şöyle bir temel prensip var karmada. Yasa bunu bu şekilde söylemiyor aslında ama yani en azından yasa bunu böyle söylemiyor demeyelim. Yasanın üzerine konuşmayalım. Siyaset bunu bu olsun diye çıkarmadı o yasayı en azından. Yani siyasetin aklındaki şu anki uygulama bu değil. Siyaset bu yasayı yaparken, karma oy yasasını yaparken aslında mantık şuydu. 50 tane, işte 23 ile 50 arasında bir oy hakkınız var. 1 artı 49 olabilir. Yani gidip bir insana, ben Aziz'i seviyorum, canım kardeşim, Aziz aday ama benim partim de belli. Ben Aziz'e bir oy veriyorum B partisinden ama C partisindeki milletvekili adaylarına da 49 tane veriyorum. Bu işi bitiriyorum. Mantık buydu. Ondan sonra mantık çok değişti. Şimdi karma yapacak olanlara şöyle bir kural geldi. 23 ile 50 arasında bir oy kullanabiliyorsunuz. Her ilçede en az 2 parti veya bir parti bir bağımsız adaya vererek kullanabiliyorsunuz oyunuzu. Yani Lefkoşa'da örneğin A partisine 1, B partisine 15 verebiliyorsunuz. Ama A partisine 16 tane veremiyorsunuz. O kısım, o ilçe kısmı yanar. Çünkü felsefe olarak karma olmaz. Yani Lefkoşa ilçesinde evet. felsefe olarak karma olmayabilir ama başka bir mantığa evet. hizmet ediyor. Felsefe olarak karma şurada. Siz ülke geneli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani seçim partiye, çevresinde sadece bir partiye vermek ama böyle düşünün. Siz seçim çevresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediniz değil mi? Evet. Çarşaf liste dedik. Çarşaf liste dediniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili aslında herkes. İlçesel bazda dönüp ekstra bir ayrım yapmaya gerek yok. Dolayısıyla ben Lefkoşa'da A partiden 16'ya yine Girne'de de A partiden 11'e Mausa'dan 13 A partisinden 13 kişiye ama Güzelyurt'a gelince, Güzelyurt'ta olduğum için örnekleri Güzelyurt veriyorum. Güzelyurt'a geldiğim zaman çocukluk arkadaşım da var orada. Çok deyip onu, çok onu, bir tane açabilirim. Çok onu örnek ver, sonra Özdemir Toker karma yapacak diye. Neyse başka yerleri de verince başka birilerini mine ediyorum gibi olur. Korkumuz yoktur bizim öyle şeylerden. Kim ne isterse de söylesin. Neyse bunu da yapabilirdi. Ama ne oluyor? Böyle değil. Lefkoşa'da en az 8, en çok 16,
en az iki parti veya en az bir parti, bir bağımsız. 8 ile 16 arasında tercih yapma hakkımız var. Mausa'da 6-13 aralığında en az iki parti. Girne'de 5 ile 11 aralığında en az iki parti veya bir parti, bir bağımsız. Sürekli tekrar etmeyelim onu. İskele'de 2 ile 5 arasında en az iki parti veya bir parti, bir bağımsız. Güzelyurt'ta en az bir, en çok 3. Peki bir verirsek en az iki parti nasıl olur? Çünkü en az bir verme hakkımız var Güzelyurt'ta. En az bir verme hakkımız da Lefke'de var. Demek ki orada istisnai bir durum var. Güzelyurt'ta ve Lefke'de bir oy kullanırlarsa geçerlidir. İki partiye vermek zorunda değiller o ilçe listelerinde. Böyle bir durum var. İstisnai bir durum oluşuyor çünkü tercih sayısı zaten en az bir, en çok üç. En az bir, bir oy, en iki, çok iki. İki partiye bir oy veremeyeceğin için. Yani Lefke ve Güzelyurt haricindeki geriye kalan bütün bölgelerde iki parti kuralı geçerli. Veya bir parti, bir bağımsız kuralı geçerli. Az, yarısı kadar ve aday sayısı kadar oy kullanmada geçerli. Ama Güzelyurt ve Lefke'de bir istisnai durum var. Nereye kadar o istisnai durum? Eğer bir verirseniz. İki verirseniz, çünkü en az bir, en çok üç. İki verirseniz, işte o zaman devreye girebiliyor o iki parti veya bir bağımsız bir parti kuralı. Ama bir de bırakırsanız, ikinci bir partiye vermek zorunda değilsiniz. Tamam. Çünkü bir, üç, bir, iki var. Yani Güzelyurt da aynı partiden üç tercih yapma şansı var. Var. Üç partiden birer tane tercih şansı var. Hayır, ne, nedir? En az bir. Üç tane. Tek bir partiden üç tane. Tek bir partiden üç tane yok. Yok. O yok. O yok. Bir. En az iki parti. İşte biri kullanmazsanız, bir hakkınızı kullanmazsanız, üç hakkınızı kullanacaksanız o zaman 1-1-1 ya da 2+1 diye 2+1, 1-1-1 verebiliyorsunuz. Evet. Aynı şekilde Lefke'de bile. Aynı şekilde Lefke'de öyle. 1-1 verebilirsiniz isterseniz. Ama bir de bırakayım, bir vereyim, bir de bırakayım derseniz yanmıyor Lefke oyunuz. Şu mekanizmanın çalıştırılması iyi bir şey. İnsanlar belli ilçelerde hatalar yapabilir. O ilçede sadece o genel kurala uygun bir şekilde davranıldığı müddetçe ilçesel hataların oyu yakmaması iyi bir şey. 2018'den ayıran bir özellik değil mi peki bu durumu? 2018'de de bir miktar böyleydi açıkçası. Yani 23 ile 50 oy kullanımı arasında kaldığınız sürece herhangi bir ilçe iptal edilse bile, çünkü temel prensip ne? 23 ile 50 arasında kalmak değil mi? Herhangi bir ilçe aradan çekildiği zaman 23 ile 50 aralığında bir oyunuz kalıyorsa genel oy pusulasında, bunun geçerli olması, herhangi bir ilçenin X bir ilçede hata yaptınız, o ilçenin iptal edilmesinden sonra 23 ile 50 aralığında bir oyunuz kalıyorsa o geriye kalan oylarınız geçerlidir. Yani 80'e 100'e dayamamışsak tercihleri de. Yani 80'e 100'e dayamışsanız bilemem onu. Yok, onu herhalde kimse yapmaz. O artık şey, hata değil, kasıttır. Ama yani düşünün, biz burada anlatırken biz bile yani sürekli süreçlerin içindeyiz, yani siyasal süreçlerin içindeyiz. Sorun yaşıyoruz yani. Acaba bu muydu, bu muydu? Bu ne oldu? Bu böyle olursa ne oldu? Ne olur? Falan gibi. Yani böyle sorgulanmamalı bir oy kullanma. Yani bu çok basit olmalı yani. O zaman her hafta en azından seçime kadar her salı programı bir bitirirken. Kaldı, bir hafta kaldı yani. Evet. Bir programımız kaldı. Doğru. Yani insanlar alacaklar. Önümüzdeki hafta yine hatırlatalım o zaman. İnsanlar alacaklar listeciklerini. Gidecekler sandıklara. Girebiliyor muyuz? Kopyalayıp kabine, yapacaklar. Listeyle. Yapacak başka bir şey yok yani. Ama son. Siz kullanma kılavuzuyla gitmek zorundasınız. Yaptığımız yani bağlantıda işte bu bilgilendirici durumların sandık merkezlerinde de paylaşılacağını söylemişti. Yani oralarda da paylaşılacak. Bir de keşke bilgisayar sistemi olsa ya. Yani hata yok. Yani, orada yani hata yapamıyorsun işte. Kesinlikle. Bilgisayar sistemine gittin. Şey diyor sana bilgisayar. Bu oyu böyle kullanamazsınız. Oyunuz yanar. Bakın yanan oyların yani %5 mi 10 mu o düzeydeki bir oyun kurtarıyor bilgisayar sistemi.
bir de size yön veriyor. Zorlanmıyorsunuz, strese girmiyorsunuz, onu yapmıyorsunuz, bunu sayım yapmıyorsunuz. Sayım daha kolaydır. Tasnifte bir şey yok zaten. Kolay. Yani, o yani nasıl geçemiyoruz ben de anlamıyorum ya. Akla ziyan şeyler var. Şöyle bir korku var. Ben kim konuştuğum birçok kişiden bunu aldım. Seçimin gidişatına yönelik işte o önde gidiyor diye bilgi sızar mı? Ya bilgi sızar mı? Amerika yapıyor, bütün dünya ülkeleri yapıyor. Bankacılık sistemini kurmuşsak da bu bilgiler sızmıyor. Yani evet. Sandıktaki oylar engelleriz. İşte devlet işte, devlet. Devlet burada önemli devlet. İnsanlar devletlerine güvenecekler. Bunun olmayacağından emin olacaklar. Güvendikleri kurum olacak. Şimdi bu kurum, siz güven veren bir kurumla yola çıkın. Bakın bakalım insanlar güveniyor mu, güvenmiyor mu? Tabii. Amerika'da posta yoluyla oy kullanıyor ya insanlar. Posta atıyorlar. E-mail yoluyla oy kullanıyorlar. Sandıklara bile gitmeden. Elektronik, internet üzerinden oy kullanıyorlar. Falan filan yani. Bir yani. Yıl. Yolu var. Ona göre yolu var. Siyasal partiler de strateji geliştiriyorlar. İşte mektupla oy kullanacaklarına özel kampanya. Buna özel kampanya. Şu erken oy kullanacaklara şöyle kampanya. Böyle kampanya. Siyaset kendi kendini şekillendiriyor o noktada. Ama basitleşse bilgisayar sistemine de gerek kalmayacak. Basitleşmeli. Sistem basitleşmeli ve sistem istikrara hizmet etmeli. Hem siyasal istikrara hizmet etmeli, hem yanan oyların sayısını düşürmeli, hem insanlar sandığa gittikleri zaman sandıkta kalma sürelerini düşürmeli ve en nihayetinde de ülkenin siyasal yönetimine katkı sağlamalı. Düzgün bir şekilde. Oy verdiğiniz zaman kabus olmamalı. Siz oy kullanarak kaos yaratmamalısınız. Seçim sisteminiz öyle bir ayarlanmalı, onun içerisinden düzgün bir hükümet çıkmalı. Bu dönem olacak, ben umutluyum. Evet. Umut demiştin, evet. Olmalı, umudu yitirmemek lazım, olacak. Umudu yitirmemek lazım. Kesinlikle. Evet, böyle evet, noktalıyoruz o zaman. Noktalıyor muyuz? Noktalıyoruz, zamanlaştık. Vaktimizi doldurduk mu? Evet. Evet. Erkan Bey bize kızdı mı? Yok, çok değil. Çok az kızdı. Az kızdı. Haftaya son sevgili yönetmenim, çok teşekkür ediyorum size görüntüler için. Haftaya son düzlükte diyorum artık. Değerlendirelim. Haftaya seçim. Son düzlükte eğer yeniden mümkünse Narin Hanım'ı da alabilirsek programa. Ki seve seve katılır. Şey online bile olabilir. Tabii. Evet. Uzaktan bağlantıyla. Vaktini de çok almayalım. Direkt güzel sorar olur. Sorar şey yaparız. Açık davet alırız. Net şekilde. Evet. Teşekkür ederiz çok zaman ayırdığınız için. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Burada nokta alayalım Aziz. Evet. Sözü Gamze Fuat'a bırakalım. Ekonomide arada son durum. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.